Eşimden habersiz olarak eve misafir çağırabilir miyim? Herhalde bir hanım kardeşimiz bunu soruyor. Şimdi habersizlikten kastedilen ne? Burası önemlidir. Evet. Yani normal şartlarda bir erkek eşinin eve misafir getirmesini, tabii meşru çerçevede misafir ağırlamasına bir engeli yok, bir yasağı yok. Özellikle şu kişileri eve almayacaksın şeklinde bir tembih de yoksa, böylesi bir durumda her gelecek olan misafirden eşine haber vermesine gerek kalmaz. Örfi olarak, çünkü burada zımnen bir izin var. Ama yok, eşi özellikle ifade etmişti, falan kişilerle görüşmeni, yani eve almanı istemiyorum. Kendince görmüş olduğu bir takım mahsurlardan dolayı olabilir. Böylesi bir durumda eşinden gizli bir şekilde onlara eve alabilir miyim derse, bu doğru bir şey değil. Ki biraz önceki sualde ifade ettik. Eşi istememesi durumunda hanımın babası ve annesinin bile eve girmesine engel olabilir. Eğer ev mülk olarak veyahut da kirasını ödeyen kişi eşi ise, yani koca ise. Ona engel olabilir ama hanımının tabii onlarla görüşmesine engel olamaz. Onu biraz önceki soruda, cevabında ifade etmiştik. Dolayısıyla hanımının annesine babasına karşı bile müdahale edebilme yetkisine kişi sahipse, nerede kaldı ki yabancı birinin eve girmesini engelleme noktasında? O yüzden burada haber vermemekten kastedilen bir men'i, bir yasağı varsa, evet, ona bilgi vermeden alamaz. Ama yok, bu konuda genel bir müsaması var. Misafirlerine karışmıyor, gelebilir, alabilirsin dediği zaman da her gelenden haber vermesi, bu da doğru, yani bu da şart değil. Peki hocam, bunu erkek açısından düşünecek olursak, hani kadının evde hazırlık yapması vesaire gibi durumlarda O da ayrı bir erkek konudur. Yani erkek de aynı şekilde hanımının izni olmadan, aslında izni olmadan demeyelim de, eğer getireceği misafir bir hizmet bekleyen bir misafir ise, hizmet görmesi gerekirse, burada çift taraflıdır. Çünkü neticede o hizmeti yapacak olan hanımdır. Ona da bilgi vermesi, onun da gönlünü hoşnut etmesi, onun da rızasını alması gerekir. Yani hayat müşterektir. Karşılıklı birbirlerine bu konuda müsamahalı olmalıdır. Tabii ki bu da iki taraflı olacaktır. Yani hanımın misafirlerine karşı kocanın hoşgörülü olması, bu sefer kocanın da misafirlerine karşı hanımın da hoşgörülü olmasını iktiza edecektir. Bu şekilde güzel bir şekilde geçinirler inşallah diyelim. Peki hocam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala